Çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel performanslar seyrettik. Dördüncüsü sırada. Hoş geldiniz Uğur. Hoş bulduk Ali. Nasılsınız abi? Efendim? Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eksik olmayın. Ben de öyle. İrem Nuram'ın 9500 puanı parıl, evet, parıl parlıyor. Evet. Hazar Bey az daha geçecek gibiydi. İhya olmakta takıldı. Evet. Çok iyi gitmişti ama. İrem Hanım'ı ihya etti. Dur bakalım siz kimi mutluluğa kavuşturacaksınız? Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Şu noktadan itibaren bence İrem Nur Hanım'ı değil de Deniz Hanım'ı düşünmeye başlamanız lazım. Evet, doğru. Onu da sıkıntıya sokacak bir puan kazanalım. Olur mu efendim? İnşallah. Biraz bahsedin kendinizden. Tabii. İzmirliyim. 14 yıldır aşağı İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim. Özlüyor musunuz? Özlüyorum çünkü senede bir kere ya da en fazla iki kere gidebiliyoruz tatil amaçlı. Ama çocuklarınız falan burada büyüdü o zaman. Evet tabii, burada büyüdü ama oğlum şu anda üniversiteyi İzmir'de okuyor, 24 yaşında, adı Andarkan. Kızım 14 yaşında, adı Cordelia. Maşallah. Cordelia, biz Karşıyaka'lıyız, Karşıyaka'nın eski adı. Böyle yani scuba yaparım, tüplü dalış, nefesli dalıcılık yapıyorum. Çok hobilerim arasında. Onları öğrendik efendim. Zaten işiniz gereği de zannediyorum çok hareketli bir hayatınız, evet, var. Evet, seyahat çok ediyorum iş gereği. Hem iş gereği hem de işte tatilde fırsat buldukça oldukça ülke gezdim diyebilirim sanıyorum. Şu aralar şey zannediyorum biraz azalmıştır o geziler. Evet, son bir yıldan beri maalesef seyahat yok. Biraz bekliyoruz. İnşallah bu dönemi atlatacağız hep birlikte. Olumlu yönden bakalım, bize yaradı. Çünkü öbür türlü olsaydı hayatta gelmezdiniz. İşte şimdi harf almak için buradasınız. Ne güzel. Yine gelirdim bu arada. Öyle mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Bir daha tekrarlayayım. Alt limitimiz 9500 puan artı 30 saniye. Yani 3 harf alma hakkımız var. 3'ünü birden alırsak yarım dakikada arttıracağız efendim. Ritim işi bu iş. Tamam. Hemen başlayalım mı? Peki, başlayalım. Buyurun, geliyor. 4 harfli gayet kolay bir soru. Boynun iki yanında kolların gövdeye bağlandığı bölüm, vücut bölümü. Omuz. Çok güzel. Arapça kökenli bir kelimedir. Tek başına artık çok kullanılmıyor. Genellikle bir ikilemin, özür dilerim, bir söz dizisinin içinde geçiyor. Önce soruyu okuyayım. Gerekirse yine bilgi veririm. Belli, açık anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Yani ortada. Net. Bir harf alayım. Genellikle tek başına kullanılmaz. Derler ki nokta nokta beyan ortada. Ayan. Nedir? Ayan. Ayan beyan ortada. 700 oldu kasamız. Geçtik 5 harfli cevaplara. Burada harf almayalım efendim. Biraz böyle insanı sarsar ama çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı. Çöküntüden de daha çok kullanılır bu. Hani çöküntü altında kaldı demezler evden ırak. Ne altında kaldı derler. Ve toprak aşağı doğru... Göçük. İşte budur. 500 puan. 1200 kasanız. Gayet güzel. Yine eski bir kelime ama ayan gibi bir şey değil. Rahat çözersiniz bunu. Buyurun bakalım. 5 harfli cevapları bitiriyoruz. Ders niteliğindeki pay çıkarılan kısa hikaye. Kısa hikaye. Pay çıkarıyoruz. Yani... P.S. Arapça kökenli. Kısanın altını çiziyorum. Kısa hikaye. Kısa. Neydi kısa. Kısa. Kısadan hisse. 500 puan değerinde. Yerleşti yerine. Alt harfidir. Tek kelimedir. Yani hukukçular daha rahat cevaplayabilir ama illaki hukukçu olmaya gerek yok. Peki. Bir bakalım. Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış olan suç. Onan... Yani şöyle soralım. Mahkemece ispatlanıp cezalandırılmış suçu var mı? Nokta noktası temiz mi? Sabıka. Neydi o? Sabıkaydı o. 600 puan daha. 2300 kasa. Gayet kolay sorular. Uğur Bey hızlı cevaplar bunları. Zaten süreyi iyi kullanıyor maşallah. Mankenlerin giysileri sergilemek için çıktıkları yüksek çeyre. Podyum. Podyum deniyor efendim. 2900 kasa. Ve bu soruyla birlikte 3000'i aşacağız. Yarışmanın da tam ortasında olacağız. Buyurun bakalım. Pasif sözcüğünün eş ve yakın anlamlısı. Türkçe karşılığı. Çekingen, çekinik. Hayır. O resesif, dominant filan o taraflarda o. Bu pasif, aktif. Yoksun, zayıf, eksik. Aktif etki de bulunan, pasif etkilenen. Etkisiz. Tek kelime. Hadiseden
etkilenen. Geride kalan, geri... Yok. Bir harf alayım. Harf istedik. Sesi de harfle mi başlıyor? Bence evet. Edingen. Edin mi? Edilgen. 600 puan değerinde 3500 yaptı kasayı. Bir tane harfimizi elimizden aldı ama olsun. İkinci 7 harfli cevapta böyle bir şey yaşamayacağız. Çok rahat cevaplayacak Uğur Bey. Buyurun gelsin. Çalışmayan aile bireylerinin çalışanlardan aldıkları para? Harçlık. İşte o kadar. 1700 puan daha. Şimdi kendine gel sorusunu hatırlıyor musunuz? İşte öyle bir tabir. Yine ünlemle birlikte kullanılır. İki kelimeden oluşur. Şöyle sorulur efendim. Saçmalık derecesine varan bir abartı karşısında... Yok artık. Nedir? Yok artık. Sizi tebrik ederim. Vallahi bravo. Bana sorsalar biraz uğraşırdım. Açıkça söyleyeyim. Güzel atlattınız. Buyurun yeni soruyu efendim. Memleketli sözünün Farsça kökenli karşılığıdır ki daha... Hemşehri. Evet, daha da çok kullanılır hemşehri. Dört tane soru kaldı. Bir harf alabilecek durumdasınız. Daha güzeli 1,5 dakikadan fazla süreye sahipsiniz efendim. Okay. 9500 neymiş? 9600 yapalım. Buyurun. İnşallah. Buyurun. Aldırmamak, önemsememek, ilgilenmemek. İki kelime. Boş vermek. Ne dersiniz? Boş vermek. Boş vermek. 900 puan daha. Çok iyi gidiyoruz. Buyurun efendim. Yine iki kelime. Birleşik yazıldığı da görülüyor bu arada. Görelim. Müzik dünyasında sık kullanılan hit tabirinin karşılığı... Liste başı. Liste başı Uğur Bey. Uğur Bey 7600 yaptı kasasını. Geliyor efendim iki kelimeden oluşan sondan bir önceki sorunun cevabı. 10 harfli cevapların peşindeyiz artık. Görelim. Bir kimse veya bir şey için kötü ve abartılı konuşmak. Arkasından nokta nokta. Dedikodu... Mekmak diye bitmeli. İki kelimeden oluşuyor efendim. Abartılı ve kötü konuşmak. Genellikle de arkasından. Kötülemek. Hayır, iki kelime. İki kelime. Böyle yani hani temeli olmayan şeyler de aynı zamanda. Atıp tutmak ne gibi. Ne dersiniz? Atıp tutmak. Atıp tutmak 1000 puan. Korkmuyorum bu sorudan. İnşallah. Zerre kadar korkmuyorum İnşallah. Bu sorudan. Buyurun efendim. Adını en munis üyesinden alan bir etçil memeli familyası. En munis üyesi. Munis deyince aklınıza gelen memeliyi düşün. Sakin, munis. Bir hayvan bu. Bu arada harf alacaksak alacağız. 7 saniyede, 6 saniyede. Harf. Harf istedik. 35 saniye kala durdurduk. Bir memeli hayvan familyası ismini de o familyanın, o ailenin en munis üyesinden almış. Maymun... Maymun değil. Maymunun neresi yok, munis? Kedigiller. Kedigiller 900 puan değerinde. 5 saniye farkla Uğur Bey birinciliği İrem Nur Hanım'ın elinden aldı. Ama bu dünya etme bulma dünyası. Öyle tabii. Birazdan Deniz Hanım gelecek. Ne yapacak hep birlikte göreceğiz. Bundan sonrası ya siz ya Deniz Hanım efendim. Ne olursa olsun kocaman alkışlar hak ettiniz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim.